Arkadaşlar Otosel kanalından herkese merhaba. Yeni bir videoyla, yeni bir piyasa videosuyla karşınızdayım. Mart'ı geride bıraktık. ODD rakamları açıklandı, otomobil satış verileri açıklandı. Hem sıfırı konuşacağız, rakamlar gene şaşırtıcı. Yani satışlar az gibi geliyor. Bayilere, showroomlara gidiyorsunuz, sanki satış olmuyormuş gibi geliyor ama rakamlara bakıyoruz, tam tersini söylüyor. Hem de bugün ikinci elleri konuşacağız. Galerilerdeki böyle atmosferden de biraz bahsedeceğim. Hatta galerici arkadaşların söylemlerinden, sıfır bayi müdürlerinin söylemlerinden de bahsedeceğim. Hazırsanız rakamlarla bir videoya başlayalım. Şimdi sevgili arkadaşlar geçen sene biliyorsunuz rekorla kapatmıştık. 2024'de de rekorla başladık aslında. Mart ayına kadar baktığımızda Ocak, Şubat, Mart döneminde geçen seneye göre %25 daha fazla araç satılmış. Sadece marta bakarsak 2024 mart ayında geçen senenin mart ayına göre %5'lik, %6'lık bir artış var. Şimdi karşınıza bir tablo geliyor. Bu grafiğe alıştınız ama gene bir hatırlatmak istiyorum. Turuncu çizgiler bu yılı gösteriyor, 2024 yılını gösteriyor. Mavi çubuk ise 2023 yılını, dikey gri çubuklar genel 10 yıllık ortalamayı gösteriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geçen sene zaten 10 yıllık ortalamanın çok üzerinde bir sezonu kapatmıştık. 2024'te de gene rekorla başladık ve mart ayında da gördüğünüz gibi geçen seneden 6, bin, 8 8000 bin adet daha fazla araç satışı gerçekleşmiş. 10 yıllık ortalamanın olduğu tabloya baktığımızda ise yıllık ortalamamızın Mart ayı için söylüyorum 73 bin adet civarında olduğunu görüyoruz ama biz bu ay ne yaptık? 110 bin adede yakın bir satış gerçekleştirildi arkadaşlar Türkiye pazarı için. Zaten yıl sonu satışlarına bakarsak 300 bine değmek üzereyiz. Bizim 10 yıllık otomobil satış ortalamamız yılda 800 bin adet. Yani önümüzdeki ayki satışlarla beraber 10 yıllık ortalamanın yarısını tamamlamış olacağız. Rekor bir yıl daha mı geliyor acaba sorusu herkesin kafasında var. Şimdi tabi araç satılmıyordu. Geçtiğimiz aylarda engelli muafiyetiyle çok fazla araç satışı olduğunu söylemiştik. Gene bu ayda engelli vatandaşların, engelli arkadaşların talebi üzerine biraz daha satışlar gerçekleşiyor. Filo satışları var bunların içerisinde. Bazen yorumlara yazıyorsunuz gerçek tüketiciye satılmıyor bu araçlar araçlar diye. Öyle değil. Gerçek tüketici de alıyor. Sıfıra hala talep var. Eskisi gibi değil bak. Talep biraz daha düşüyor ama hala talep var. Sıfır için satışlar gerçekleşiyor arkadaşlar. İkinci elde işler tam tersi yalnız. Oraya da geleceğim. Ama önce markalara modellere bir bakalım. Mart ayında en çok hangi araç satıldı? Fiat Egea artık. Yani buna alıştık. Fiat grubunun Egea'sı çok fazla seviliyor. Seviliyor derken işte ekonomik olduğu için pek çok sebebi var gene zirvede Egea var arkadaşlar. İkinci sırada Renault Clio var. Üçüncü sırada Renault Megane var. Dördüncü sırada Egea'nın Cross'u var. Beşte Toyota Corolla var. Altıda Tigo 7 Pro. Dacia Duster 7. sırada Citroen C4X mesela şaşırtıcı. Önceki aylara göre biraz daha böyle yerini değiştirmiş bir model. Daha sonra Tigo 8 Pro. Opel Corsa İlk 10 sıramız bu şekilde arkadaşlar. MG'nin HS'i var bir de ilk 11'de 11. sırada. MGH'si niye söylüyorum? Çünkü engelli muafiyetiyle alınabilir en mantıklı SUV'ler arasında MGHS var. Belki ilk 3 sıralaması yapsak HS çok rahatlıkla ilk 3'e girer diye düşünüyorum. Bu tabloya baktığınızda siz ne görüyorsunuz? Yani ben vatandaşın parası olmadığı ekonomik araçlara yöneldiğini görüyorum. Genelde uygun fiyatlı biraz daha yakıt tüketimi az olan araçlar satılmış. Elektrikli araba tablosuna geçeceğim ama önce hangi motor daha çok satıldı? Ya benzinli daha çok satıldı ama oranlar değişiyor her geçen gün. Size biraz ondan bahsetmek istiyorum. Hemen açıyorum. Benzinin pazardaki payı %67 arkadaşlar. Peşine eskiden ne geliyordu? Dizeller geliyordu değil mi? Bak geçen senenin Mart dönemine bakıyorum. Benzin birinci sırada, dizel ikinci sırada. Ama bu sefer dizel 2 değil. Hibrit araçlar ikinci sırada. Hibritin pazardaki payı %14. Daha sonra dizel araçlar geliyor. %10'luk bir payla onun peşine ne geliyor? Elektrikli araçlar geliyor. Geçen senelerde ben size bu videoları hazırlarken elektrikli araçlar işte 3000 tane satıldı, 500 tane satıldı diye rakam söylüyordum, sayı söylüyordum. Ama şimdi oran söylüyorum %7.1 elektrikli araçlar. 100 aracın 7 tanesi elektrikli araçlar arkadaşlar. Pazarın ne kadar değiştiğini zaten buradan görebilirsiniz. Elektrikli araçlarda en çok ne satıldı? Tabii ki de TOK birinci sırada. TOG'un pazardaki payı %30 29.28 çok büyük bir pazar payı bence her üç araçtan bir tanesi elektrikli satın araçların bir tanesi TOG anlamına geliyor daha sonra BMW geliyor lüks marka olarak BMW %11.39'luk bir pazar payı var daha sonra Mercedes geliyor demek ki elektriklerde daha çok premium araçlar tercih ediliyor buradan bu sonuç çıkıyor 7.52 ile peşine ne geliyor Sanyon geliyor. Bak gene şaşırdık değil mi? Sanyong geliyor. Genelde buralarda hani evet Koreli, Çinli markalar vardı. Daha ziyade Çinli markalar olabilirdi ama Sanyong'un bu kadar satış yapması beni şaşırttı. %5.86 Sanyong'un Mart ayındaki pazar payı. Daha sonra Hyundai var. MG, Opel, BYD, Volvo, Citroen, Renault, Peugeot, Tesla, Jeep ve Kia diye devam ediyor. Bak Jeep 14. sırada ama Jeep'in Avengers modelini çekiyorum, test ediyorum. Şu an video hazırlığı içerisindeyim. Sizlere videoyu hazırlayacağım. Benim çok hoşuma gitti. Yani param olsa alırım dediğim araçlar arasına girdi Jeep Avengers. Hem tasarımı çok güzel, hem sundukları oldukça güzel. Tercih edilebilir. Jeep de zaten 14. sıradan girdi. Yeni ayda video çekeceğimde belki Jeep'i ilk 10'da görebiliriz diye düşünüyorum. Geçtiğimiz videonun altına abi hep böyle ekonomik araçları söylüyorsun. Hiç lüks araçları söylemiyorsun diyen vardı. Lüksü de söyleyelim. Çok fazla bakmıyorduk genelde bu lüks markalara, premium markalara ama tabii ona da bakalım bu ay. Birinci sırada Mercedes var arkadaşlar. %27 ile pazardan pay alıyor. Daha sonra Audi geliyor 17.60 ile. Daha sonra BMW geliyor 16.49. Volvo, Cupra, Jeep, DS, Land Rover, Mini, Alfa Romeo diye liste devam ediyor. Premium markalarda da bu şekilde bir sıralamamız var. Yalnız Sanyon Torres'in videosunu çekmeyi ben de dört gözle bekliyorum. Ciddi satış rakamlarına ulaşıyor. Benim de merak ettiğim bir model oldu Sanyon Torres. Şimdi bir de dünyaya bakalım isterseniz. Dünyada durum ne? Onun da verileri açıklandı. Tabii 2023 açıklandı dünya verilerinde. Şimdi 2023 yılında arkadaşlar size sorsam desem ki dünyada en çok hangi marka satılmıştır? Muhtemelen Toyota diyeceksiniz değil mi? Şu an belki de Toyota demişsinizdir bile. Evet Toyota birinci sırada. Toyota'nın peşine Volkswagen geliyor arkadaşlar. Yalnız adedi söyleyeyim. Toyota 9 milyon 483 bin yaklaşık 10 milyon adet araç satmış dünya genelinde. İkinci sıradaki Volkswagen ise 5 milyon 200 bin adet. Neredeyse yarısını satmış arkadaşlar. Ford'un Amerika'da çok büyük bir pazar payı var arkadaşlar. Bizde bakmayın bineye çok fazla değer vermiyor gibi, önem vermiyor gibi, ticari ağırlıklı gidiyor gibi ama Amerika'da hala çok seviliyor ki benim de çok sevdiğim bir marka. Daha sonra ne var? Hyundai var arkadaşlar. Hyundai de aslında pazar payını Amerika'da dolduruyor. Amerika'da ciddi satış rakamlarına ulaşıyor. Hyundai Kia grubu. Honda geliyor. Nissan. 7. sırada Kia. Suzuki var. Suzuki bak şaşırtır. Niye? Çünkü bizde satmıyor neredeyse. Hiç satmıyor neredeyse. Bizde ilk 10'a, ilk 15'e girme ihtimali yok olan modeller arasında markalar arasında. 9. sırada BYD, Chevrolet, Mercedes BMW, Shangan, Audi Tesla, Renault, Wuling Wuling diye bir marka varmış Çin'de muhtemelen Fiat, Jelly, Cherry Mazda, Peugeot diye liste bu şekilde aşağı devam ediyor. Ben listeyi şöyle ekranda gene bir süre tutacağım. Takip etmek isteyen merak edenler oradan bakabilir, takip edebilir. Evet, satışlar, rakamlar, veriler bu şekilde. Peki pazar nasıl? Galerilerdeki durum nasıl? Galericiler bir kere iyi değil arkadaşlar. Hiç memnun değiller. Bazı galericiler haftanın belli günleri kepen kaçmıyor. E, online satıştan biraz daha beklentileri yüksek. Çünkü pazarı gezen, galerileri gezen insan sayısının oldukça azaldığını, tüketici sayısının oldukça azaldığını söylüyor. Benim kendi arkadaşlarım da aynı şekilde muzdarip. Tabii biz ne yapıyoruz? Biz OtoStart ailesi olarak galericilere çok fazla acımıyoruz. Çünkü fırsat bulsalar fahiş fiyattan araba satmaya devam edecekler. Şu an biraz daha böyle vatandaşın yüzüne gülüyor bu piyasadaki durum diyebilirim. Peki araba alınır mı diye çok soru geliyordu bana Instagram'dan. Ya bak bence alınır. Niye alınır? Yani şimdi bir ekonomist değilim. Yani parayı şurada değerlendirin, burada değerlendirin demeyeceğim size. Bir otomobilci olarak sizlere bunu söylüyorum. Tam böyle piyasanın satmadığı dönemde otomobil alınır. Tamam mı? Hani şu gibi zamanlarda araba alınır. Şu an mesela temiz arabaları daha uygun fiyata alabilirsiniz. Yalnız fark etmişsinizdir belki pazarı takip edenler. Fiyatlar öyle evet düşüyor daha sonra bir yatay seyretti. Şu an fiyatlar düşmüyor arkadaşlar. Belli modeller için fiyatlar yükseliyor bile diyebilirim. Yani BMW gibi, Mercedes gibi çok tutan markalarda, işte Toyota, Honda gibi markalarda fiyatlar düşmüyor. Aksine bence artıyor. Hani araba alınabilecek bir dönem. Çünkü temiz arabayı pazarlıkla uygun fiyata alabilirsiniz. Çok yoğun satışın olduğu dönemlerde temiz arabayı uygun fiyata alamıyorsunuz. Piyasadan belki 20, 30, 50, 40 bin lira artık kaç paraysa daha fazla vermeniz gerekiyor temiz araba için. Ama şu an öyle değil. Temiz arabayı piyasa şartlarında denk getirebilirsiniz. Ha diyeceksin ki kardeşim ben parayı burada değerlendiriyorum ona karışmıyorum ona lafım yok. Otomobil alayım mı diye soranlar için benim cevabım. Diğer soru bahayelerdeki durum ne? Yani çok memnunlar diyemem çok kötüler de diyemem. Satışları görüyorsunuz rakamları gördünüz zaten. Gene otomobil satıyorlar. Eskisi gibi değil tabi pandemi dönemindeki gibi böyle yoğun bir talep yok. Fahiş fiyata satmıyorlar ama bazı markalarda işte hadi isim vereyim Toyota gibi markalarda böyle biraz daha talebin olduğu markalarda bazı illerde hala elden para alma olaylarını duyuyorum. Özellikle sizlerden çok fazla geri dönüş geliyor bana Instagram'a. Hani bu şekilde sıkıntının olduğu modeller var, markalar var ama genel olarak baktığımızda şu an gitseniz her bayide, her marka, her model araba rahatlıkla bulabilirsiniz. Bunu söylemiş olayım. Kısaca bu videoyu buradan bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir video hazırlıyorum. Engelli arkadaşlar için engelli muafiyeti ile Nisan ayı fiyat listesine göre hangi araçlar alınır? Hangisi mantıklı? Bunları konuşacağız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.